Diğer bir odaya geldik şimdi. Burada da ikinci aşamaya gelinmiş denildi. Burada neler söyleyeceksiniz bize? Şimdi birinci ürün dalgası, yani birinci flaşı bu odanın alındı. Şimdi bugün bakımları yapılacak. Üzerinde işte ölü küçük pinler varsa, taslaklar varsa şunlar temizlenecek. Yeniden çentikler ve delikler açılacak. İçine bir miktar su verilecek. Şu anda işte ortamın nemi %85'ler seviyesinde. Biraz önce gördüğünüz nemlendirme yapılıyordu. Şimdi bu kompostun derecesini ölçeceğiz. Şimdi birinci flaşta birazcık dereceleri yükseliyor. 20-21'lere çıkabiliyor. Çünkü mantar hazırladığı besinleri veriyor. Misel tekrar acıkıyor diye tabir edelim. Tekrar besin parçalanması için komposta saldırıyor. Bu arada bir ısı açığa çıkıyor. Kompost hafiften bir ateşleniyor. Aynı şeyler insanlarda da olur. Yemek yedikten 2 saat sonra mide sindirime geçince vücut besin parçalanmasından dolayı ısı üretir. Ve biz bu ısıyı düşürmek için sıvı içme gereği duyarız veya çay içme gereği duyarız. Bunun nedeni odur. Besin nerede bir parçalanma varsa orada bir ısı açığa çıkar. Şimdi bu besin parçalanmasına dolayı şimdi şu anda burada ortamın derecesi 22,5 santigrat derece. Bunu tekrar pin oluşturmak için bugün ve yarın 17'lere doğru, 15'lere doğru tekrar ısısını geriye çekmemiz gerekiyor. Kompost iç ısıyı. Peki burada bu ölçüm işlemleri yani her gün mü yapılıyor, haftada bir gün mü yapılıyor, ne sıklıkla yapılıyor? Şimdi günde kaç defa Sabah ölçüyorsunuz Gülçin? Sabah 8'de ölçüyorum. Bir saniye şimdi seni de tanıyalım, bir ismini alalım. Gülşen Madır. Sen burada ne işlere bakıyorsun? Burada dereceyi ölçüyorum. Günlük saat 8'de ölçüyorum, 12'de, bir de akşam 5'te ölçüyorum. Senin görevin tamamen bu ölçümleri yapmak. Bunların notunu alıyor musun, bir liste yapıyorsun? Günlük saatine bu şekilde bütün notunu alıyorum. İstenilen derecede değilse, sana bunu birileri söylüyorsa nasıl bir yol izliyorsunuz? İstenilen derecede değilse, mesela nem düşükse hemen nemini şey yapıyoruz, nem veriyoruz. Oda ısısı düşükse camları, pencereleri kapatıyoruz. O şekilde. Çok sıcaksa camları açıyoruz. Evet, yani çalışanlar bile işi kapmışlar Cabir Bey burada. Şimdi yavaş yavaş işin ruhuna. Tabii iklimlendirmede dışarıdaki hava koşulları imkan veriyorsa, geceleri burada daha hala işte 7-8 derecelere düşüyor. Soğutmayı klimalarımızı kullanmadan, yani elektrik maliyetini düşünerek, gereksiz yere mal etmeden pencereleri açarak yapabiliyoruz. Yaz aylarında tabii bu mümkün olmayınca da klimalarımızla bu işi yapacağız. Ama sonuçta bir ana fikir var. Kompostun, yani mantarın isteklerini yerine getirmek zorundayız. Buradan ürün almak istiyorsak. Mutlu edeceğiz mantarları. Peki burada şimdi nem %88 gözüküyor. Bu normal bir rakam mı? Şu anda olması gereken bir rakam. Yeniden pin tutumunda biraz daha nemimiz yüksek olacak. Meyvelerimiz büyümeye başladıkça o nemimiz 85-80'lere doğru düşüyor. Dolayısıyla şimdi bütün bitkilerde olduğu gibi mantarda da bu kompostun içindeki besinin ortaya çıkması için mantar yapraklarını terlemesi lazım. Mantar yaprağı terliyor. Terleyince o yandaki hücreden, yandaki hücreden derken kompostun içindeki suyu yapraklara doğru taşıyorlar. Yapraklarla birlikte besinler taşınıyor. Bütün meyve ağaçlarında da böyledir. Düşünebiliyor musunuz? Şimdi 30-40 metrelik ağaçlar var, o kadar yüksek. Biz buna işte yerden itfaiyeyle, tulumbayla suyu sıksak, motorlu cihazlarla bile sıksak çok zor çıkarıyoruz. Oysa doğal olarak su kendiliğinden oraya kadar çıkabiliyor. Nasıl oluyor bu? En uçtaki yapraktaki hücre terliyor. Hücre terleyince küçülüyor, küçülüyor, küçülüyor. O yandaki halka hücreden su alıyor. O yandakinden derken topraktaki suyu en yukarıdaki yaprağa kadar taşıyorlar. Böylelikle suyla beraber besinler taşınıyor. Su gitmeden besin de gidemiyor. Onun için ağaçların yaprakları sağlıklı olmak zorunda. İşte kırmızı örümcektir, kara lekedir, mantari hastalıklara karşı, yapraklar, tırtıllara karşı bunun için korumamız gerekiyor. Bunun için mücadele etmemiz gerekiyor. Ağacın yaprağı sağlıklı olmazsa büyüme durur. Şimdi işte ağaçlar en çok ne zaman dolayısıyla sürgün atıyor, büyüyor? Bunu da genel olarak böyle bir bilgi olarak paylaşalım. Mayıs, Haziran aylarında ve Temmuz'da. Neden? Çünkü toprakta su bol, hava sıcaklıkları terlemeye çok müsait. Ve hem su bol olduğu için yapraklar çok hızlı terliyor. Dolayısıyla çok fazla su ve besin taşıyorlar. Yaz gelince toprakta su kaynaklarımız azalınca ağaçların yaprakları oldukça koyu bir renge bürünüyor. Neden? Su olmadığı için hücreler sıkışıyor bu defa. Baklar ki alttan su gelmiyor, bu defa terlememeye çalışıyorlar. Ve koyu bir renk alıyorlar. Ne zaman ki yağmur yağarsa veya toprak ağaçlarımıza su verirsek
ağaçların rengi anında yemyeşile döner. Bitkileri, işte bu evde çiçek bakan hanımlar da dahil, balkonda yeşil süs bitkisi olan insanlar da dahil, ağacın yapraklarının rengine göre su verecekler. Gereğinden fazla, ağacın yaprağının rengi çok açık yeşilse gereksiz sulama yapıyorlar demektir. Birazcık koyu yeşile doğru gidecektir. İnsanlar seyahat ederken, dağda bayırda gezerken birazcık ağaçları ve doğayı gözlesinler. Onlarla konuşsunlar. Yani baktığımız zaman doğa bize her şeyi söyleyebiliyor. Şimdi benim aklıma burada mantarı dönüyoruz. Evet, bu kısa bir bilgiydi. Şimdi tabii ki üretim aşamalarından bahsettik ama mutlaka mantarın da hani üretirken hastalıklar, işte burada sıkıntılı dönemler mutlaka yaşanıyordur. İstenilen koşullar sağlanılmıyordur. Bu kayın mantarında özellikle en sık rastlanılan sorun, hastalık nedir? Şimdi kompost hazırlamayla alakalı problemler var. Şimdi hazırlanan kompostların homojen olması lazım. Diyelim ki bir kamyon ham madde kompost alıyorsak, aldığımız ham maddenin sargısının, yani o mayalanma döneminde her tarafın eşit sarması lazım. İşte bazı bölgelerinde değişik renkte küfler, miselin sarmaması, bunlar üretim odalarıyla alakalı değil. İşte o çok önemli. O zaman en başta sağlam bir ham maddenin olması gerekiyor. Veya ham maddeyi üretmek için yeterli teknik donanım ve bilgiye sahip olmamız lazım. Çünkü çok farklı yöntemlerle bunun kompostu yapılabiliyor. İşte çok basit yöntemleri de var, meşakkatli yöntemleri de var, doğrusu da var. Ama her ne olursa olsun en önemli şey maliyet. Ürün ucuza mal edilmeli. Artı standart bir üretim yapılabilmeli. Şimdi onun için de şimdi aynı yöntemle giden insanlara bir bakıyoruz. İşte yazın yapıyorlar kompostu, çok başarılar. Kışın yapmışlar, başarısızlar. Hayatta her şeyin bir nedeni olduğu gibi bu başarı ve başarısızlıkların da nedenleri var. İşte kullandığımız malzemelerin, materyallerin tepkimeleri var, sıcaklıkları var, kullandığımız suyun sıcaklıkları var. Orada bir takım isteklerin devre dışı kalmasıyla alakalı. Ve şimdi üretim odasına kompostlarımız geldikten sonra üreticilerin en dikkat etmeleri gereken şey kompostun sıcaklığı. Şimdi kompost sıcaklığı 24-26 santigrat derece arasında olmalı dedik. Eğer ki bunun üzerinde seyreden sıcaklıklar varsa, 28-30 derecelerde gidiyorsa, o arada gereksiz bir komposta yanma dediğimiz söz konusudur. Yani bu kadar kompost nasıl yanar derseniz, işte bir meşe kütüğünü atıyoruz ateşe, 1,5 saat sonra bir avuç kül kalıyor. Kocaman bir kütükten o kadar bir şey kalıyor. Nasıl oluyor? O kadar ısı açığa çıkıyor. Yani doğada nerede bir ısınma varsa orada bir yok oluş da vardır. Bir tükeniş vardır. Bir ayrışma vardır. Şimdi arabalar işte benzin mazot yakıyor, ısınıyor. Biz o kadar yediğimiz besinleri yakarak sürekli vücut ısımızı sağlıyoruz. Şimdi komposto da aynı şekilde. Eğer gereğinden fazla bir sıcaklıkla kompost gidiyorsa içindeki besinleri verime dönüştüremeden yakıyoruz demektir. O zaman o istenilen sıcaklığın üstüne çok çıkmamak lazım. Hemen bir havalandırmayı klima sistemiyle mutlaka. Bunu takip etmek de aslında çok zor bir durum değil. Doğru söylüyorsunuz. Evet. Onlar düzenli olarak takip edilmesi lazım. Şimdi de bu sistemin tabii avantajları var, dezavantajları var. Bu torbalar üst üste olduğu için belli dönemde kenardaki torbalar daha sıcak. Şimdi dereceyi buradan ölçüyoruz. Şimdi buradan ölçmekle şuradan ölçmek, buradan ölçmek arasında fark olacaktır kuluçka döneminde. Üstteki torbalar bazen daha sıcak, en alttaki torbalar daha soğuk olur. Ortadaki torbalar da daha sıcak olabilir. Bunun için de insanlar ölçerken olabildiğince ortadaki torbaları baz alsınlar. Çünkü yan yana yatakta 4-5 kişi yattığı zaman ortadakiler daha çok terler. Güzel örnekler veriyorsunuz. Hakikaten bizim anlayabileceğimiz şekilde. Bundan sonra o zaman mantarda çok ciddi sorunlar. Bu koşulları sağladığımız sürece mantarın isteklerini, yani karnını iyi doyurduktan sonra sizin dediğiniz gibi yeterince kaliteli, yeterli miktarda mantar alabiliyoruz bu şeylerden. Evet. Şimdi bu odalarda dikkat edilmesi gereken bir konu daha var. Şimdi sıcaklık bir, artı sinek. Şimdi mantar sinekleri dediğimiz polit ve sigaret at sinekleri diye adlandırılır bunlar. Çok sevdiği bir ortamdır. Üremesine çok uygun. İşte bir sinek gelir 170 tane yumurta bırakır. Bundan işte 8-10 gün sonra o kadar yavru çıkar. Bunların yarısı erkek yarısı dişidir. Onlar tekrar yumurta bırakır derken çok hızlı bir üreme periyoduna girerler ve besin tüketirler. Artı mantarın kullanacağı besinlerin bir kısmını kullanırlar. Küçük pinlerin içine girerek onların ölmelerine neden olurlar. İstetmelerde
sinek hijyenine de ayrıca dikkat etmek gerekir. Peki mesela bir sinek varsa içeride bunun için bir ilaçlama mı yapılıyor? Nasıl bir yöntem izleniyor? Şimdi, basit bir tavsiyede bulunabilir misiniz? Şimdi, ilaçlama yaptığımız zaman o küçük pinler de ortamdaki kimyasal müdahaleleri bunlar da sevmiyor. Mantarlar da kimyasallara karşı tepkilidir. Yani onlar da çok kolay değildir. Onun için olabildiğince odaya sineğin girmemesi lazım. Eğer sinek giriyorsa da onlara sarı yapışkan tuzaklarla biyolojik mücadele dediğimiz mücadele yöntemiyle yani o kültürel tedbirlerle o işi çözebiliyoruz. Yani sarı yapışkan tuzaklarımızı koyacağız, onları tutuklayacağız ve üremelerine engel olacağız. Peki bu mantarda kalıntı ile ilgili gündemde çok söylenir. Yani ama siz şimdi onu söylediniz, mantar kimyasalı çok sevmez diye. Bununla ilgili bir şeyler söylemek ister misiniz izleyenlerimize? Bu kayın mantarıyla alakalı içinde kullanılan herhangi bir katkı malzemelerini biraz önce saydık. Bunun içinde işte buğday sapı, çeltik sapı, işte varsa biraz soya fasulyesinin samanı, o tür malzemeler var. Ve kepek var. Başka da doğal gözüküyor. Hiçbir şey yok. Onun için bunlarda böyle bir problem yok. Yani diğer mantar üretimiyle ilgili üretim odalarında işte Tarım Bakanlığı'nın yazdığı reçeteler vardı. Onlar kullanılıyor. Zaten belli dezenfektanlar Türkiye'de kullanımı yasaklandı ve o konuda çok güzel çalışmalar yapıyoruz. Çok böyle Avrupa'daki normlarda kültür mantarı üretiyoruz. Ve bir kalıntı yönünde yani. Bir sıkıntı yok. İnsanlarımız gönül rahatlığıyla tüketebilir. Besin değerlerini biraz sonra mantarın işte yemeklerini yaparken işte bunlar da basit tüketim yöntemlerini de konuşalım. Mantarın insan bünyesine. Tabii bize herkes üretici olmayacaktır. Bizi izleyen insanlardan mantar tüketicileri varsa doğal mantar olarak. Zaten, tabii. Onlara da bu konuyla ilgili güzel şeyler söyleyeceğiz. Güzel söyleyeceğim şeyler var. Evet. Mantar çok iyi bir dosttur. İnsan hayatında mantar olmadan olmaz. Evet. Şimdi o zaman üretim odalarından çıkalım. Kameraman arkadaşımız da bizi takip etsin. Gidelim paketlemede neler oluyor. Ondan sonra bir de bize mantar yemeği pişirsinler. Bunları da çekelim. Üretimdeki bütün aşamaları çektik. Neler yapılıyor, nelere dikkat edilmesi gerekiyor ve en son aşamadayız. Burada tabii ki bayanlar çalışıyor. Her yerde bayanlar olmazsa olmaz. Önce sizi tanıyabilir miyiz? Serpil Sevil. Serpil Hanım, şimdi bu aşamada paketlemede Cabir Bey hep diyor yani Serpil bizim adamımız, çok iyi yapar bu işi. Ne gibi işlemlerden geçiriyorsunuz? Oradan geldikten sonra hani öyle alıp mı koyuyorsunuz paketlemeyi? Bir hem anlatıp hem de bize gösterir misiniz? Tabii. Oradan gelince önce temizliyoruz. Nerelerini koparıyoruz? Şu şey tarafını koparıyoruz. Tek tek mi ayırıyoruz evet, böyle? Evet, tek tek ayırıp şu şey yerlerini çıkarıyoruz. Hı-hı. Ondan sonra burada sıralama yapıyoruz bunları. Düzgün bir şekilde. Evet, buluyoruz oradan evet. Güzellerini de. Markete sunuş için en güzel aşamalarda, en güzel görüntülü haller gitsinler diye. Evet, zaten mantarlarımız evet. Gayet güzel gözüküyor. Peki kötü olanları ayırıp? Kötü olanlar ayrılıp kurutmaya veriliyor. Ha, onlar da kurutuluyor, değerlendiriliyor evet. Yani. Hı-hı. Peki bunlar ne kadar tartılıyor? Gramajları nasıl olması gerekiyor? Burada tartımız var. Darası hariç 400 gram. 410 gram yapıyoruz. Evet, devam edelim. Biz o zaman bitirelim. Bir paketleme aşamasında neler yapılıyor? Sandığımızdan seçiyoruz güzel olanları da. Evet. Bu şekilde kopmuş vaziyette geliyor. Dizdemin bu bütün hasat aşamalarını çektik. Evet. Nasıl hasat oluyormuş? Şimdi de paketlemeyi gösterelim istedik izleyenlerimize. Şimdi bugün bize bir de bununla ilgili güzel tarifler verecek Cabir Bey. Kayın mantarı, istiridye. Bir de istiridye mantarı deniliyor değil mi buna? Evet. Biz hep kayın mantarı dedik ama kayın istiridye geçiyor. İki isminde kullanıyorlar yani. İstiridye mantarı da deniliyor. Bununla ilgili şimdi güzel bir yemek tarifi de vereceğiz. Tabii ki bilmediğimiz bir mantar çeşidiydi. Yeni ülkemizde yaygınlaşmaya başladı. Belki doğada vardı ama yeni yeni üretilmeye başladı. Nasıl yiyeceğiz bunu? Nasıl pişireceğiz? Yöntemi nedir? Onu da izleyenlerimizle paylaşacağız. Evet. Şimdi sen bunu göz kararı mı? 400 gram gelmiştir diye göz kararı mı ayarlıyorsun? Göz kararı ayarlıyorum. Elimiz kantar gibi oldu yani. Bir nevi. O zaman şöyle diyelim. Bu biraz. Biraz fazla gelmiş. Bundan sonra alıp bunu tam gramı gramına hesaplıyoruz valla.
Aldık. Bundan sonra arka tarafta paketliyoruz. Evet. Ve biraz sonraki aşamada da zaten nakliyesi, araca yüklenmesi, tüm aşamaları. Evet, paketimiz hazır. Bu vaziyette marketlerde, her yerde evet. alabilir, afiyetle yiyebilirler. Evet. Teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Ben teşekkür ederim. Evet, şimdi burada harıl humalı bir çalışma var. Geliyoruz bayanlarımızın yanına. Kolay gelsin. Herkes çok yoğun bir şekilde çalışıyor. Neler yapıyorsunuz şimdi? Sizden alabilir miyim? Paketliyoruz, gönderiyoruz işte öyle öyle. Peki bundan önce bu yeni bir iş imkanı sağladı mı size? Ne yapıyordunuz? Evde oturuyor muydunuz? Önce de mantar yapıyorduk. Tabii başka yerlerde yaptık. Genelde bayanlar mı çalışıyor bu işlerde? Bayanlar. Sizler için de ekstra çok bir iş güzel imkanı. Bir iş oldu. Evet. Evde nasıl olsa çocuklara bir şekilde bakıyordunuz evet. şimdi. Siz de burada çalışıyorsunuz. Evet. Kolay gelsin hepinize. Mutfağa geldik ve direkt istediği mantarlarını gördük. Hiç bu aşamada düşünmüyorduk. Yani paketlendi, üretildi ama şu aşaması inanılmaz lezzetli. Vallahi Ayşe Hanım, hem sizi kısaca tanıyacağız, sonra da bunun tarifini istiyorum sizden. Memnuniyetle Başak Hanım. Tadına baktınız değil mi? Yani bakıyorum ama siz konuşurken ben şuradan birazcık atıştırmaya daha yiyebilirim yani edeyim. Hala. Bu normal bir istiridye mantarının sadece ızgarası. Yani bunda çok fazla bir şey yok. Hafif bir kekik. Hafif kırmızı pul biber, hafif tuz, biraz tamam. Tuz. Izgaraya koyduğunuz zaman zaten etin bir versiyonu Başak çok Hanım bu. Çok lezzetli yani. Çok lezzetli evet. Etin ikamesi diyebilirim. Yağ yok mu burada hiç? Çok az bir yağ var. Zaten istiridye mantarında kendi suyla beraber bir yağ gibi bir şey taşıdığına inanıyorum. Çünkü ızgaraya koyduğunuz anda kendi Hı-hı. yağını kendi veriyor. Evet, o bununla ilgili tamam, o zaman çok değişik tarifler de vardır. Şimdi bize burada var ablamız bir mantı yapmış. Biraz sonra şimdi onu da göstereceğiz izleyenlerimize. Mantı da diyelim, bir de İskender döner gibi bir şey. Yani arada kalmış bir yemek tarifi var. Evet, o zaman hemen gidelim. Bizi bekliyor yiyeceklerimiz. Mantımız ve İskender yemeğimiz. Çorba, buyurun. İsterseniz bunu da tadına bakın. Başak Hanım tadına bakın, ondan sonra siz konuşun isterseniz. Bunlar bizim şeyimiz, kendi üretim, yani etle ilgili ne yapıyorsanız, mantarla değil, istiridye mantarında da onu yapabilirsiniz. Mantarımızı yedik. Çok lezzetli bir mantardan sonra şimdi mantarın besin değerlerinden bahsedelim diyoruz. Hani bizim yemek kültürümüzde çok mantar yok ama artık yavaş yavaş yaygınlaşmaya başladı. Marketlerde, pazarlarda görmeye başladık ama besin değerinin bence çarpıcı noktaları var. Bunlardan biraz bahseder misiniz? Tabii ki. İnsanlar için mantarlar çok önemli. Doğa için de çok önemli. Doğadaki birçok dönüşümleri, doğaya tekrar kazanımları mantarlar sağlıyor. Yani ölmüş cesetlerimizi toprağa atıyoruz. İşte dalından düşen yaprakları, kuruyan dalları, düşen meyvelerin tamamen tekrar doğaya dönüşümünü mantarlar sağlıyor. İnsan bünyesine gelince mantarlar insan bünyesinde neler yapıyor? Şunu yapıyor. Sağlıklı insanlarda 40 yaşına kadar hücre yenilenmesi doğal olarak oluyor. Yani doğan hücre sayımız fazla, ölen hücre sayımız az oluyor. 40 yaşımızdan sonra ise ölen hücre sayımız artıyor, doğan hücre sayımız azaldığı için de yaşlılığımız başlıyor. Doğan hücre sayısını vücutta tetikleyen şeyler ağırlıklı olarak B vitaminleri ve mantarlar. B vitaminlerinin tamamı da mantarların içinde var. Yani bu yediğimiz kayın mantarında, beyaz mantarlarda B1, B2, B3, B5, B7 ve B12 vitamini. Bu B vitaminlerini saydığımız 6 tanesi komplik olarak mantarların içinde mevcut. Bunlar işte vücutların hücre yenilenmesini tetikliyor. İşte kansızlığı olan insanlar, kalp rahatsızlığı olan insanlar, birçok insanların sağlığını çok olumlu yönde etkiliyor. Şimdi ağırlıklı olarak tabii bizim beslenme kültürümüzde etler var. Sığır etinde, diyelim ki koyun etinde, kırmızı etlerde %17 protein var. Bu %17 proteinin vücut %70'ini sindiremeden dışarıya atıyor.
aldığımız %30'luk kısmı, yani bu %5'lere falan tekabül ediyor, 4,5-5'lere vücutta yakılamıyorsa kas içlerinde, damar çeperlerinde stoklanıyor. Dolayısıyla da bu ileride bize kalp rahatsızlıkları ve hastalık olarak geriye dönüyor. Mantarda %4,5 protein var. Tamamı hazmolabilir nitelikte. İnsan bünyesinde tutunma özelliği yok. Yani vücudun ihtiyaçlarını giderdikten sonra vücuttan atılıyor. Böyle olduğu için de mantarın proteiniyle etin hazmolabilir. Bünyeye yararlı kısmı eşit. Ama birinin yakamadığımız kısmını vücudun atma şansı var. Ettekinin vücutta depolanma şansı var. Tabii ben et yemeyin demiyorum ama mutlaka yetişmekte yani olan genç nesiller yesin. Ama belli bir yaştan sonraki insanlar da birazcık yediklerine içtiklerine dikkat etsinler. 40 yaş üstünü uyarıyoruz buradan. Kesinlikle. Yani işte hem saçımız geç dökülsün, hem işte ne bileyim işte sağlığımız yerinde olsun, ağzımızın tadı yerinde olsun, kan değerlerimiz yerinde olsun, kolesterolümüz yerinde olsun diyorsak düzenli olarak günde birkaç tane mantar tüketmesi lazım her insanın. Yani bunu salatalarımızda basitçe yapılabilir. İşte biraz önce gördüğünüz gibi mantarın ızgarasında çok sadece zeytinyağı, kekik, kırmızı biber, pul biber ve tuz. Başka hiçbir şey yok. Fevkalade bir mantar, lezzetli. Özellikle 40 yaşından sonraki insanlar günde birkaç tane, abartılı demiyorum. Yani oturunca kilolarca mantar yiyin de demiyorum. Evet, yani her şeyden azar azar yemek mantıklı. Mantıklı olarak. Ama tabii burada özellikle aslında çocuklarımıza da keşke bunları aşılayabilsek. Yani çocukların da seveceği şekilde özellikle bunu da yemek kültürümüze dahil etsek. Hani 40 yaş üstünün haricinde çocuklarımız da umarım mantar tüketmeye başlarlar bundan sonra. Şimdi tabii bu Türkiye'de 1960'lı yıllarda kişi başına tükettiğimiz 2 gramdı. Şu anda 700 gramdayız. Buradan baktığımız büyük zaman bir aşama kaydetmişiz yani. Gelişmiş dünya ülkelerine bakınca onlar 2,5 kilo tüketiyorlar. Oradan 3'te 1 gerideyiz. Hem sektörlerimiz büyüyecek. Daha çok istihdam sağlayacağız. Daha çok insanımızın daha sağlıklı beslenmesini sağlayacağız. Şimdi marketlerimizde işte her türlü mantarı, kültür mantarlarını doğal olarak buluyoruz. Semt pazarlarımızda ülkenin her tarafında mevsimine göre yetişen çok güzel doğal mantarlarımız var. Onlar da tüketiliyor. Bunlar da gayet güzel. Çocuklar tabii bunu bir şekilde sadece çizgi filmdeki şirinleri izleyerek mantarı sevemezler. Tatmaları lazım, yemeleri lazım. Onları sevdirmek için de annelerin, babaların kendileri öncelikle de sevmesi gerekiyor. Evet, şimdi hemen doğal mantar dediniz aklıma geldi. Araya hemen kısaca onu soracağım. Bu mantarda bir zehir muhabbeti vardır. Yani belki doğadan toplandıkları, dağdan mı toplarlar, doğal mantar mıdır nedir? Zehirlendim, işte mantar zehirlenmesi olduğu gibi bir algı var. Bununla ilgili bize gerçekten doğru bilgiyi aktarabilir misiniz? Aktaralım. Şimdi şöyle, doğal mantarların içinde zehirli olan doğada yetişen mantarlar var. Zehirlenmelere baktığımız zaman onlar kendilerini bariz şekilde belli eden mantarlardır. Ülkemizde böyle yoğun olarak zehirli mantarların yetiştirdiği yerler, şimdi Kastamonu, Bolu, Adapazarı, o bölgedeki ormanlık alanlarda var. Türkiye'nin diğer yerlerinde de var ama yoğunluk o bölgede. Bunlar var. Şimdi mantar zehirlenmelerine bakıyoruz. Yoğun göç alan yerlerde İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da ve Adana'da mantar zehirlenmelerini geçtiğimiz yıllarda sıkça duyduk. Bu doğadan toplanan mantarlar. Yoğun göç alan yerlerde insanlar gidiyorlar, doğalarındaki mantarı tanımıyorlar. Yok. Doğayı iyi tanımak, tabii, o bölgenin tabii doğasında hangisinin tabii zehirli olduğunu bilmek lazım. Bizim zaten manketlerde gördüğümüz bu kültüre alınmış mantarların zehirlenmeyle alakalı yok. Evet, şimdi üretim aşamalarını her şeyden bahsettik ama son olarak tabii bu işi belki bizi izleyen bir izleyicimiz, bir üreticimiz mantar işine girmek isteyecek. Onlara neler tavsiye edersiniz? Hani güzel gösterdik, karlı bir iş, güzel bir iş, çok zor da değil ama tavsiyeleriniz nelerdir? Şimdi çok güzel bir soru sordunuz. Bunu sordum, iyi ki sordunuz. Şöyle, şimdi insanlara anlatırken bu iş uzun soluklu bir iş. Şimdi burada eski bir tarımsal işletme gördünüz. Atıl durumdaydı. 15-20 yıldır kullanılmıyordu. Yatırımlar yapıldı, kullanılabilir hale geldi. Ve para kazanmaya başlayacaklar umarım. İşte çevredeki insanlar için de bir istihdam kaynağı oluştu. Şimdi bu işe yeni girmeyi düşünen insanlar önce mevcut bir yer yapmadan atıl durumdaki işletmeler varsa onları değerlendirmeyi düşünürler. Daha ucuza mal edebilirler. Bu bir. Bir de sağlıklı bir bilgi kaynağı bulacaklar. Yani kendilerini ya donanım haline gelecekler, bu işi yapabilmek için donanımlı hale gelecekler, ya da sağlıklı bir bilgi kaynağı bulacaklar. Yani gerçekten bu işi iyi bilen, insanları doğru yönlendiren. Şimdi gidecekler, birinden bir görüş alacaklar. O insandan duyduklarını unutsunlar, gidip başka birinden daha görüş alsınlar. Eğer ikisinin görüşleri örtüşüyorsa
yollarına devam etsinler. Doğru bildik. Yani sağlıkta da aynı şey yapıyoruz ya. Yani hep güvenemiyoruz böyle şeylere. Şimdi sağlıklı, yani doğru bilgi kaynağı çok önemli. Evet. Bir de kendileri bu işe harcadıkları parayı çok büyük bazda başlamamalılar. Kendi tecrübeleri ve bilgileri arttıkça işi büyütüp geliştirecek şekilde planlamalılar. Yani birdenbire hem hap yap para kap gibi olmaz. Yok tabii, hiçbir yani, yerde bu iş böyle kesinlikle değil. Yani hani kolay yoldan para kazanmak yok. Bu da sonuçta bir canlıyla uğraşıyorsunuz işte. Çok ciddi sorunlar da yaşayabilirsiniz. Şimdi çok kolay gözüken işler hayatta çok zor işlerdir. Şimdi kenardan bakarsınız bir orkestra çalıyordur. Şef geçmiş, eline iki tane çubuk almış. Kenardan bakınca bir insan, o konuyu çok bilmeyen bir insan, en kolay işin, ben çocukken öyle düşündüm. Orkestra şefliği. Çubuğu sallamak çok kolay gibi gelirdi bana. Ama işin detayını öğrenince ne kadar bilgi birikimi, donanım gerektirdiğini öğreniyorsunuz. Son olarak izleyenlerimize söylemek istediğiniz birkaç kelime. Sektör büyüyecek, gelişecek ama doğru insanların elinde büyüyüp gelişecek. Yani bu halkalardan birisi olmak istiyorlarsa araştırsınlar. İmkanları varsa imkanlarını bir araya getirsinler. Ve yatırımlarını bunun üzerinde kursunlar. Herkese bol mantar tüketmesini tavsiye ediyorum. Sağlıklı kalmak, genç kalmak, zinde kalmak için. Evet sevgili izleyenler, bir hafta programımızın yine sonuna geldik. Dört mevsim tarım haftayı yine farklı konuları burada değerlendireceğiz. Farklı konular hakkında size bilgiler vermeye devam edeceğiz. Kayın mantarı, diğer adıyla istiridye mantarı hakkında üreticilerimize sorması gereken, akıllarına gelen her şeyi burada anlatmaya çalıştık. En son aşama mutfağa bile girdik. Biz haftaya yine burada olacağız. Bizi izlemeye devam edin.